Selam World of Tank severler ve World of Tank oynayanlar. Bugün TS-54 tankını inceleyeceğiz. WOT Plus ile birlikte verecek bu TS-54 tankı çift namlulu bir Amerikan ağır muharebe tankı. WOT Plus nedir diye sorduğunuzda çok kısaca ona da değineyim. Şöyle bir durum var biliyorsunuz 1.20.1 yaması gelecek. Bu 1.20.1 yaması ile birlikte bize WOT Plus üyeliği verecek. WOT Plus üyeliği aylık 47 TL'ye alabileceğimiz bir üyelik. Birçok avantajı var. Biz şimdi bize vereceği, kiralık olarak vereceği ts 4 tankını inceleyeceğiz. Bununla alakalı bir anket yaptım. Alt bölüme ekledim. O alt bölümde de o anketi doldurursanız çok sevinirim. Evet şimdi ts 4 tankını görüyorsunuz kameramız etrafında dönüyor. Bu ts 4 tankını almanız için ne yapmanız gerek? Volt Plus üyeliği almanız gerekiyor. Aylık 47 TL. Birçok avantajı var. Size de bu tank kiralık olarak veriyor. Fakat bir ay Volt Plus üyeliği almanız yetmiyor. Sürekli Volt Plus üyeliğini devam ettirmeniz gerekiyor ki tank garajınızda kalsın. Dolayısıyla siz her ay verdiğiniz 42 TL ile garajınıza bir TS-54 Amerikan tankı almış olacaksınız. Bu böyle. İkinci olarak şimdi teknik detaylara girelim. Bakalım bu tank nedir ne değildir. Ona bir bakalım. Detaydayız. Evet ts 4 tankını görüyorsunuz. Amerikan gövdesi, İngiliz tareti. Biraz Amerikan tarati gibi bir de Rus topu var üstünde. Ee, öncelikle bu tankı yalnızca garajda ve tank cc'de inceleyeceğimizi söyleyeceğim. Bir maç atma fırsatım olmadı açıkçası. Bunun da en büyük sebebi maalesef test serverda seviye 8 maç atamadım. Denk gelemedim. Nasıl bir şey anlamadım. Neyse bakıyoruz şimdi detaylarına. Şöyle bir gövdeye bakalım. Yakışıklı bir tank gibi görünüyor. Değil mi? Klasik bir İngiliz gövdesi. Amerikan taretimsi gibi bir taret ve Rus topu var. Rus topları e var diyorum ya da Rus topuna benzer bir top var diyorum. Niye? Çünkü Ruslarda vardı daha önce ikili namlulu tank. Şimdi burada Amerikalılar da yapmış bunu. E şöyle bir bakalım. İlk başta atış gücünden hatta şöyle detaydan topuna gelelim. Topumuz 94 milimetreli British DB Gun silahı topu. E çift namlu bir topumuz var. 280 alfa hasar olan bir top. 218 birinci mermi ve 252 de ikinci mermi deliyor. Genel olarak baktığınız zaman delişleri yeterli diyebiliriz. E, i̇ki merminiz var dediğim gibi ikisini tek tek de ateşleyebiliyorsunuz. Aynı anda da ateşleyebiliyorsunuz. Ateş, birinci mermi ateşledikten sonra e, hemen dolmaya başlıyor. İkinci mermi ateşlerseniz o dolmaya başlıyor. Klasik Aynı ST1, ST2 hattına gittiğiniz tanklara benziyor. Ayrıca 703 tire 2 tankının da birebir aynı mantığı diyebilirim topu için. Topunu biraz daha yakından incelediğimizde dağılması 0.36, nişan alma süresi 1.92 olarak görüyoruz ki bu bir ağır tank için yani çok da kötü bir değerler değil aslında hani aa iyiymiş falan diyebileceğimiz değerler ki buna mutlaka biz e, mürettebatın etkisi olacak takacağımız donanımlar olacak vesaire vesaire. Mermi hızı birinci mermide 878 metre bölü saniye ikinci mermide ise 1098 metre bölü saniye. Bu aslında e, hızlı bir mermi süresi ağır tank için çok ikinci mermi için özellikle ilk mermi için ağır olduğunu söyleyemem hızlı olduğunu söyleyemem. Geride yatıp oynayabileceğiniz bir tank değil gibi görünüyor şu anda. Mermi süresi, nişan alması vesairesi çok da böyle iyi değil, kötü de değil. Öyle söyleyelim. Ardından isterseniz hemen bir dayanıklılığına bakalım bu tankın. Bekası, bekasına bakalım. Bekası nedir? 1500 can puanı var. Gövde zırhı ön taraf 102 mm, yanlar 64 mm. Arka zırhsa 30 8 mm. dediğimiz gibi klasik bir İngiliz ve Amerikan tareti görüyoruz. Burada 305 mm'lik bir taret ön zırhı var. Kolay kolay taretten dinlemeyeceksiniz değil mi? Kesinlikle ama az sonra zayıf noktalarını gördüğünüzde hadi canım diyeceksiniz. mobility'sine geçtiğimizde ise ileri hızı saatte 40 km, geri hızı saatte 15 km, kendi etrafında dönmede 31.29 derece evin. Şimdi burada mobil bir tank görürüz. Mobil bir tank. Nispeten hızlı bir tank olduğunu görürüz. Kilometre iyi bir değer açıkçası ağır bir tank için. Ama tabii bunu ne kadar kullanabileceğiz sahada? Bunun faydasını ne kadar görebileceğiz? Bunların hepsi soru işareti. Maç esnasında ya da sıcak savaşta bunlar daha da net belli olacak. Spotlara falan çok fazla girmiyorum zaten. Ağır tank, kamuflaja da girmiyorum. Şimdi isterseniz bir tank CC'ye gidelim. Bir de tank CC'de bakalım bu tank Nasıl bir tank? Evet, tankçı Gördüğünüz gibi tankımızın ön zırhı gayet güçlü görünüyor. Taret zırhı da aynı şekilde güçlü görünüyor. Side scrape yapabilir miyiz diye bakacağız. Şöyle bir yan çevirelim falan diyoruz ama sürekli bir yerlerden bir açık veriyor. Bakın çok rahat side scrape yapabileceğiniz bir tank değil. Side scrape yapmayı unutun. Açınızı bozarsanız... Önden de yiyebilirsiniz, buradan da yiyebilirsiniz, buradan da yiyebilirsiniz. Zaten mutlaka şurada gördüğünüz gibi en büyük iki eksiği var tankın. Sürücü kapağı ve komutan kapağı. Tankımızın topu eksi 8 derece eğirebiliyor. Evet belki hullanla çıktığınızda buralarınız zırhlı olacak, taret zırhlı olacak fakat... Gördüğünüz gibi komutan kapağı beni vur diye bağıracak. Ve iki tane de şurada kulakçık var. Neyin nesi olduğunu anlayamadım. O kulakçıklardan da çok rahat yiyebileceksiniz. Dolayısıyla tankınızın zırhına çok fazla güvenmemeniz gerek. Özellikle ön gövde zırhına, yan zırhına ve buradaki iki kapağa, komutan ve sürücü kapağına dikkat etmeniz gerekecek. Alt zırhı ise çok fazla bir şey söylemeye gerek olmayan bir zırhı var. Zaten genelde tankların alt zırhı zayıftır. Bu tankımızın da alt zırhı, zırhı 170-175 mm civarlarında. Yani açıkçası zırhlı bir tank nispeten ama bu zırhına ek olarak çok ciddi zayıf noktaları var. Ve bu zayıf noktalar bariz bir şekilde görülebilen noktalar. Evet enteresan bir tank. Değer mi değmez mi siz karar verin. Ama gördüğünüz gibi zırh şeması da bu şekilde. Toparlayacak olursak kısa bir özetini bu tank çok iyi bir tank olduğunu düşünmüyorum premium tank isteyenler bu tankı mutlaka almam gerekiyor. O yüzden bot plus alıyorum diyenler bu tanktan uzak dursun derim. İncelediğim kadarıyla. Side scrap yapamayan bir tank. Side scrap yaptığında kenarlarında boşlukları var. Oralardan çok çok rahat yiyor. Komutan kapağı ve en önemlisi sürücü kapağı. Tabii siz bunları çok iyi değerlendirip ileri geri yaparsanız nişan almasını zorlaştırırsınız karşı tarafın. Onun dışında tankın artıları tabii ki tareti ve tabii ki ön gövde zırhı bir miktar kalın olduğu için sizi kolay kolay verebilecek noktalar değil onlar. Genel olarak mobil bir tank. Tarete iyi bir tank. Nispeten full down oynamanız gereken bir tank. Ama çok fazla tepeden yükselip taritinizi eğebileceğiniz bir eğime sahip değil. Topu ortalama bir top diyebiliriz. Hatta bir ağır tanka göre ortalamanın bir tık üstü diyebilirim ben. Benim görüşlerim bunlar. Siz de görüşlerinizi paylaşın ve dediğim gibi bu tankla alakalı olan ki alta veriyorum. Bu tankla alakalı olan anket linkini alta veriyorum. Onu da mutlaka doldurun. Bir sonraki videoda bu 1.20.1'in genel bir tanıtımı olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.